Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere Güneş sistemimizle ilgili az bilinen 10 gerçekten bahsedeceğim. Bunun gibi bilgi içerikli videolar için videomu beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Az bilinen gerçekler videomuza Güneş ile ilgili bazı bilgiler vererek başlıyoruz. 10 numara. Güneş sistemimizin merkezinde bulunan Güneş, her an yaydığı ısı ve ışık enerjisiyle biz dahil Güneş sistemindeki 8 gezegene enerji kaynağı olmaktadır. Güneşin yaymış olduğu bu enerjiyi hiç düşündünüz mü? Güneş, her saniye, insanlık tarihinin var olduğu günden bugüne kullanmış olduğu bütün enerjinin toplamından çok daha fazla enerjiyi uzaya yaymaktadır. Bu enerji, dünyamız dahil Güneş sisteminin her noktasına ve hatta Güneş sisteminin en dış katmanı olan heliosfere saatte yaklaşık 1,5 milyon kilometre hızla ulaşmaktadır. 9 numara. Güneşteki sıcaklık ve basınçtan dolayı Güneşteki maddeler maddenin dördüncü hali olan plazma halinde bulunur. Maddenin dördüncü hali olan bu plazma halini normal şartlarda dünya ortamında elde etmek mümkün değildir. Sıvı ve gaz karışımı olarak nitelendirebileceğimiz bu halden dolayı Güneş, kendi ekseni etrafında, ekvatorunda ve kutuplarında farklı zamanlarda dönüşünü tamamlar. Kendi ekseni etrafında dönüşü, ekvatorunda 25 gün, kutuplarında ise 35 gün sürer. Ortaya çıkan bu dönüş farklılığı, Güneş'in manyetik alanının düzensiz bir yapıya bürünmesine ve çok daha güçlü bir manyetik alan oluşturmasına sebep olur. Bahsetmiş olduğumuz bu manyetik alan, bir önceki seçenekte belirtmiş olduğumuz gibi heliosfer tabakasına kadar ulaşarak Güneş sistemini ve haliyle Dünya'yı yıldızlar arası radyasyondan korumaktadır. Bu perspektiften bakıldığında Dünya'yı yıldızlar arası manyetik rüzgarlardan koruyan bu alan Dünya'yı yok edebilecek güçteyken Dünya'nın manyetik alanı sayesinde hiçbir şekilde zarar vermemektedir. 8 numara. Güneş 6 katmandan oluşur. Bu 6 katmana tek tek değinmek yerine bizim için önemli olan korona tabakasından bahsedeceğim. Korona tabakası yalnızca ışımının ve radyoaktivitenin olduğu katman olmasına rağmen kromosfere göre 2500 kat daha sıcaktır. Termodinamik kanunlarına göre merkezden uzaklaştıkça soğuma beklenirken korona tabakasının bir anda 2500 kat daha ısınmasının sebebini açıklamak bilim insanlarının yaklaşık olarak 70 yılını almıştır. Kromosfer tabakası yaklaşık 6000 dereceyken korona tabakasının yaklaşık 15 milyon dereceye çıkmasını bilim insanları dışı alev alev yanan bir buz küresi olarak anlatmaktadırlar. Bunun sebebi ise Güneş'in çekirdeğinden çıkan ve yine Güneş'in çekirdeğine dönen manyetik alan halkalarının bu hareketi yaparken Güneş'in çekirdeğinden aldıkları ısıyı Güneş'in korona tabakasına taşımaları olarak açıklanmıştır. İşte bu sebeple Güneş'in çekirdeği ile korona tabakası yaklaşık 15 milyon derece olarak aynı ısılarda bulunmaktadır. 7 numara. Venüs, Güneş sisteminde Güneş'e en yakın ikinci gezegen olmasına rağmen Güneş sisteminin en parlak ve en sıcak gezegenidir. Peki bunun sebebi nedir? Venüs Dünya'ya oranla 90 kat daha yoğun bir atmosfere sahiptir. Bu basınç seviyelerine Dünya'da su altında yaklaşık 1 kilometre derinlikte ulaşabiliriz. Venüs'ün atmosferi ağırlıklı olarak karbondioksitten oluştuğu için gezegen Güneş sistemindeki en büyük küresel ısınmaya maruz kalmaktadır. Bizimle neredeyse aynı miktarda güneş ışığına maruz kalmasına rağmen gezegenin sıcaklığı ortalama 500 santigrat derece civarındadır. İşte bu nedenle Venüs hem en sıcak hem de en parlak gezegendir. 6 numara. Dünyadaki en yüksek yer neresi diye sorsam şüphesiz birçoğunuz Everest cevabını hemen verecektir. Peki Güneş sistemindeki en yüksek dağ neresidir? Bu dağın adı Olympic Monster ve Mars'ta bulunur. Bu dağ bilim insanları tarafından sürekli takip edilmektedir. Aktif bir volkanik yanardağ olması ve sürekli büyümeye devam etmesi
ilgi çeken bir durumdur. Dağ o kadar büyüktür ki volkanik hareketlilik başladığı zaman tüm gezegeni etkiler. Fransa kadar genişliğe sahip olan dağ neredeyse 3 Everest yüksekliğindedir. 22.500 metre yükseklikle Güneş sisteminin en yüksek dağıdır. Beş numara. Güneş sisteminde sanılanın aksine halkaları olan tek gezegen Satürn değildir. Neptün de çevresinde bulunan 13 halkasıyla bu sınıfa dahil edilmektedir. Ancak Neptün'ün halkaları Satürn'ün halkaları kadar belirgin ve çok olmamakla birlikte teleskopla bakıldığında da çok fazla dikkat çekmemektedir. Neptün'ün halkaları yay şeklinde parlak büyük kaya kümelerinden oluşur. Halkaların diğer gezegenlerin halkalarına göre nispeten daha genç ve kısa ömürlü olduğu düşünülmektedir. 2005 yılında ilan edilen gözlem sonuçlarına göre Neptün halkalarının daha önce düşünüldüğünden çok daha dengesiz olduğunun farkına varılmıştır. Hatta bazı halkaların her geçen zaman gezegenden uzaklaştığını destekleyen bilgiler de mevcut. 4 numara. Uranüs, Güneş sistemindeki eksen eğikliği en fazla olan gezegendir. Yaklaşık 100 dereceyi bulan eksen eğikliği ile Uranüs, tekerlek gibi ekvatorunun üzerinde dönen Güneş sistemindeki tek gezegendir. Bilim insanları bu konu üzerinde yapmış oldukları araştırmalarla Güneş sisteminin oluşum evresinde gezegene çarpan çok büyük bir meteorun ekseninin eğilmesine sebep olduğu sonucuna varmışlardır. Bu durumda Uranüs kutupları Güneş'e dik olan tek gezegendir. 3 numara. Jüpiter hakkındaki bu gerçek ise son derece hayret verici. Güneş sistemi oluşurken Güneş ve aynı materyallere sahip Jüpiter yeterli ısıya ulaşamadığı için bir gaz devi olarak kalmış ve yıldız olmaktan kıl payı kurtulmuştur. Belki de Güneşimizin yeterli ısı ve basınca daha erken ulaşmasıyla çevresindeki yıldızlar arası tozu daha çok çekmesi, Jüpiter'in yeterli basınca ulaşamamasına ve böylece sahip olduğu %75 hidrojen oranının hiçbir şekilde reaksiyona girmeden sadece bir gaz topu halinde kalmasına sebep olmuştur. Eğer Güneş yerine Jüpiter bir yıldız olsaydı, belki de şu anda Güneş sisteminden değil, tamamen farklı bir sistemden bahsediyor olurduk. Ya da belki de bizi ortaya çıkaran şartların hiçbirisi oluşmamış olurdu. 2 numara. Jüpiter'in bir gaz devi olması, aynı Güneş gibi kutuplarının ve ekvatorunun farklı hızlarda dönmesine sebep olmaktadır. Bu durum, gezegen üzerindeki fırtınaların dünyamıza nazaran 2,5 kat daha büyük olmasına sebep olmaktadır. Ve oluşan bu fırtınalar, kendilerini durduracak bir kara parçası olmadığı için yüzlerce yıl sürmektedir. Bunlardan en önemlisi ve en çok dikkat çekeni ise Jüpiter'in kırmızı lekesidir. Dünyadan 3 kat daha büyük olan bu leke yaklaşık 300 yıldır gözlemlenmekte ve takip edilmektedir. Bu kırmızı leke o kadar büyüktür ki fırtınanın mekaniğindeki değişiklikler bütün gezegenin hava olaylarını etkilemektedir. Bir numara. Güneş'in kütlesi Güneş sisteminin %99.8'ini oluşturur. Bu kütle Dünya'nın yaklaşık olarak 300 bin katı kadardır. Hacimsel olarak baktığımızda ise Güneş'in içine yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin adet Dünya sığar. Bu kadar büyük sayısal değerlerle 4,5 milyar yıldır hem Dünya'mıza hem de diğer gezegenlere enerji kaynağı olan Güneş'in ve hatta Güneşimiz gibi milyarlarca farklı büyüklükte yıldızların evrende farklı noktalarda bulunduğunu bilmek insanı çok farklı duygulara, çok farklı düşüncelere sürüklemiyor mu? Umarım videomu izlemekten keyif almışsınızdır. Buna benzer yayınlarımı takip edebilmek için
Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.